Kardeşimizin ikinci sorusu 15 Temmuz ve Kozmik Oda meselesi. Bu bizim üstümüze yamanmış bir olaydır. İyi ki sordu değerli dostumuz. Galiba 17 Aralık 2009'du. Ben Mayıs ayında başbakan yardımcısı oldum. O günlerde de Manisa'dayım. Yani memleketimdeyim. Bir gün koruma müdürüm geldi. Efendim, konutunuzun çevresinde şöyle bir olay yaşanmış dedi. Hatta Bayraklı'da, İzmir'de bir konferans veriyordum o sırada. Yani birinci gün Manisa'daydım, ikinci gün İzmir'deydim. Ne olmuş dedim. Efendim dedi, iki tane sivil görünümlü insan, seferberlik tetkik kurulundanmış, ikisi de albaymış. Sizin evinizin çevresinde gözetleme yapıyorlarmış. Bir ihbar gelmiş emniyete. O ihbarla da polisler gitmişler, o arabayı tam bizim evin çaprazında bir pastane var, onun karşısına park etmişler. Suçüstü yapmışlar. Onlardan birisinin elinde sizin evinizin adresi varmış. Onu yutmaya kalkmış. Engel olmuşlar falan filan. Neyse. Gözetim altına almışlar. Takip edin dedim. Çünkü ben de bir gün sonra Ankara'ya döneceğim. Sonra gece 12'den sonra onların konutlarında arama yapılmış. Bana yönelik, Abdullah Gül'e yönelik, Hayati Yazıcı'ya yönelik bir takım ev adresleri filan bulunmuş falan filan. Tabii bu medyaya Bülent Arınç'a suikast olarak yansıdı. Böyle suikast olmaz. Bizim evimizi herkes bilir, hanım da söyler. Yani biz Çukurambar'a gittiğimizde, Çukurambar gecekondu bölgesiydi. Ve biz orada milletvekillerinin yaptığı bir kooperatiften bir 125 metrekarelik bir yer almıştık. Hatta orada insanlar, ben meclis başkanı olduktan sonra oraya girdim. Biz resmi konuta gitmedik. Dedi ki milletvekillerinin dışarıda kirada olduğu bir yerde biz konutta kalamayız. Meclis başkanının evine göre ev tarif ederlerdi. Yani bir taksiciye sen beni meclis başkanının arkasındaki sokağa götür falan diye. Bizim evimizin adresini böyle yazmaya falan gerek yok. Bu aptalca bir iş. Ben bu bir tarassuttur dedim. Yani gözetlemedir dedim. Olsa olsa. Ankara'ya döndüm. Ertesi günde Bakanlar Kurulu var. Pazartesiydi. Sabahtan emniyet müdürünü çağırdım. Dedi ki efendim dedi, işte bir bilmem ne adresinden, belki de yurt dışından demiş olabilir. Bir ihbar geldi. Sizin evinizin sürekli bu subaylar tarafından gözetlendiği. Biz de ona göre pusu kurduk. İşte onları yakaladık, götürdük filan filan. Peki sonuçtan bize haber verin dedik. Tabii ben MGK toplantılarına da giriyorum. Yani askerin üzerine atılan bir suç var. Bu kişilerin asker kişiler olduğu ortaya çıktı. Askerden bekledim ki İlker Başbuğ, o zaman Genelkurmay Başkanı veya Kara Kuvvetleri miydi? Yok, Genelkurmay Başkanı'ydı. Ya kusura bakmayın, böyle bir şey olmaz. Biz kesinlikle böyle bir şey yapmayız demesi lazımdı. Demediler. Onlar da belki önemsemedi. Ben de bunu Adalet Bakanımızla sorarak merakımı gider. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? İşte arama var, tarama var, şu var, bu var filan. Günler, haftalar geçti. Biz bu meseleyi neredeyse unuttuk. Sonra bu Kozmik Oda denen seferberlik kurulunda eski planların, programların veya dosyaların bulunduğu bir yerde arama yapmak istemişler. Bana soracak halleri yok. Genelkurmay Başkanı önce buna izin vermemiş. Başbakanımıza gitmiş. Çünkü Genelkurmay Başkanları başbakanlara karşı sorumludur. En azından kağıt üstünde. Başbakanımız da demiş ki siz burada bir şey vardır diye düşünen insanların kuşkusunu artırırsınız. Bırakın arama yapsınlar. Siz de bazılarının aramasına izin vermezsiniz. Böyle bir şey söylemiş. Onun üzerine girmişler. Tabii klasörlerden bazılarını almışlar, bazılarını almamışlar. Sonra ondan sonrası o aramayı yapan hakim veya savcılar 15 Temmuz'dan sonra değil, daha çok önceden mahkemelere verildiler. Şu oldu, bu oldu. Ben müdahil olmak istedim. Yani suçtan mağdur olan kişi olarak. Sizin bir mağduriyetiniz yok dediler. Sadece sizin isminizi vererek burada bir operasyon yapılmış. Tabii Kozmik Oda'yı sanki ben açtırmışım gibi bunu bizim üzerimize yapıştırdılar. Bunu yapanlar Ergenekonculardır. Biz de o meseleyi çok fazla büyütmedik. Ama bu işin iki yakın tanığı var. Birisi İlker Başbuğ'dur. O da bir kitap yazdı. Benim orada herhangi bir dahlimin olmadığını açıkça söyledi. Birbirimizi çok sevmeyiz ama dürüst davrandı. İkincisi de bu albayın, yani o işin içerisinde olanlardan birisinin yazdığı kitapta da bana atfedilen hiçbir suçlama olmadı.
Fakat bir takım bu Erdoğan Karakuş falan var. Onlar efendim işte bu kozmik oda açılınca burada isimleri yazılı olan bazı kişiler cinayete kurban gitti falan filan. Bu hikayedir. Çok kötü bir senaryodur. Her iki kitapta da bunlar yalanlanıyor. Yani İlker Başbuğ ve diğerleri de hayır. Kozmik odadan çıkarılan hiçbir şey bizim için birinci planda önemli şeyler değildi ve bundan dolayı hiç kimse mağdur olmadı diye. Kozmik Oda operasyonu ki FETÖ'nün bir katkısı olduğu söylendi. Mahkeme bu savcılardan ve hakimlerden bazılarını mahkum etti, bazıları kaçmıştı zaten. Onların üzerinde kaldı. Onlar farklı isimler kullanarak farklı operasyon yapmış olabilir. Burada da benim ismim üzerinden bir operasyon yapıldığı anlaşılıyor.